Doğru demiş. Sen bir başla önce. Ne diyordun vlog çekelim diye? Tamam. İnşallah uçmam. Ay. Gidiyorum. Ben şemsiyeyle dolaşmaktan korkuyorum galiba. Yeni bir günden günaydınlar. Saat çok erken. Bugün itibariyle okulumda geçireceğim son dönemimin ilk günü başlamış bulunmakta. Niye böyle aşağı doğru konuşuyorum? İşkence çekiyorum şu anda. Ama çok fazla vaktim yok çünkü birazdan staj dersine gireceğim. Saat 8.30-9.40 arasında 2 saatlik staj dersine gireceğim. Daha sonra ufak bir işim var, dışarı çıkmam lazım. Ondan sonra da kendi dersim var, ODTÜ'deki dersime gireceğim. Yani ilk günüyle birlikte yoğun bir gün oluyor. Akşam üzeri de bir toplantım var ve bugün bir video daha çekmeyi planlıyorum, çekebilirsem. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Okulun ilk günü heyecanlı ve fazla hareketli başladı. Herkese iyi bir dönem diliyorum. Sizin okulunuz çoktan başlamış olabilir tabii. Bizim okul biraz geç başladı bu konuda. Tahmin edersiniz ki bayağı da geç bitecek. Bakalım iyi mi olur, kötü mü olur? Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz ama şu anda staja girmem lazım. I left my phone at my brother's place. It's not my fault, don't walk away. 'Cause I don't quite know what you're running from. 'Cause all my friends they think I'm fun. You take yourself to see. Dışarıda kısacık bir işim var, onu halletmeye çıkıyorum. Yarım saat içinde eve dönmem lazım çünkü dersim var. O yüzden acele etmem gerekiyor. Yeni okul dönemi hayırlı olsun ve son okul dönemi. Halledim. Derse yetişeceğim. Günaydın. Bugün 17 Mart Çarşamba. Okulun ikinci günü. Bugün okuldan bir dersim yok ama staj dersim var ve staj dersinin saatlerini karıştırmışım. Dün hoca bahsetmişti, aslında programa göre doğru bir saatte girecektim. Öğlen saatlerine girecektim ama sabah saatlerini aldığını söylemişti ve ben onu unutmuşum. O yüzden son dakika girdim. Bilgisayarım da birazcık eski olduğu için, gerçi eski demek ne kadar doğru olur emin değilim. Aşırı yavaşladı yani, çok da olduğu için sanırım. Zor açılıyor, çok zor girdim. Derse de ara verdik. Bu arada da birazcık kendime çeki düzen vereyim, kamerayı açayım dedim. Son zamanlarda böyle hafif bir makyaj yapıyorum kendime. Bu beni biraz daha iyi hissettiriyor ve günlük yapacağım işlerde daha pratik olmamı sağlıyor. Yani hep üşeniyordum bir şeyleri yapmaya ama bu sayede biraz daha kendime gelmiş hissediyorum. Bilmiyorum, belki de kendimi şımartıyorum ve kandırıyorum ama olsun, sorun değil. L'Oreal'in BB kremini kullanıyorum. Bunları anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum yani. İlginizi çeker mi emin değilim ama. Dışarıda inanılmaz bir fırtına var. Aslında benim de dışarı çıkmam gerekiyordu bugün. Tabii ki birazcık kapatıcı. Fit mi sürüyorum ama bitti bu neredeyse, artık yenisini almam lazım. Göz altlarım çok mor. İyi dinlenmiş olsam bile genetik galiba. Bir de beyaz tenli olduğum için çok aşırı mor. Çok azıcık. Çok azıcık da allık süreceğim. Sizi çok fazla sıkmayayım. Bir kendime çeki düzen vereyim. Sonra zaten ara biter, derse girerim. Dersten sonra görüşürüz. Var ne diyorum? Ay, konuşamadım. Acil dışarı çıkmam gerekti. Dersim bitti. Biter bitmez de haber geldi. Dışarıda ufak bir işim var, onu halledeceğim. Aslında evde yapmam gereken çok fazla iş var. Biraz dağınık bıraktım evi. Gelince evi toplayacağım. Üstümü değiştirdim. Biraz kalın giyinmeye çalıştım. Çünkü dışarısı aşırı soğuk. Fırtına var. Umarım ıslanmam. Yağmur yağıyor. Kar gibi yağıyor falan. Bu hafta zaten çoğu yer yağışlı olacakmış. Ankara falan da özellikle. Haftaya Ankara'ya gideceğim yüksek ihtimal. Bu hafta sonu gidiyorum. Ama hangi gün olduğu kesin değil. Belki vlogda da çekerim, emin değilim. Haftaya bir vlog gelirse Ankara'dan gelecek. Bakalım, güneşli olmasını istiyorum. Aslında kar görmeyi de isterim ama artık Mart geldiği için biraz daha devrimde otururuz. Belki Seymenlere gideriz, otururuz. Keyifli vakit geçiririz diye düşünüyordum ama bakalım, soğuk olmazsa öyle yapacağız. Ceketimi giyeyim.
Hoppa. Kahvaltı bile yapmadım daha. O yüzden bir an önce gideyim, işlerimi halledeyim. Dönüşte simit alayım bari ya. Simit, zeytin, peynir, çay demlerim. Öyle bir şeyler yaparım artık. Şu çantamı alacağım. Bu aralar çok fazla işim çıkıyor. Bir yerlerde bir şeyler, canım sıkılıyor. Hadi bakalım. Çok acıktım, çok açım. Karnım guruldu. Akşam yatarken de acıkmıştım. Ama kendimi tutmuştum bir şeyler yemeyeyim diye. Ve sabah saatlerini karıştırdığım için staj dersinin hala bir şey yiyemedim. Saat 7.30'dan beri falan ayaktayım. Of, biraz uzağa gideceğim. Bir an önce gideyim, halledeyim şu işlerimi. Umarım çabuk hallolur. İnşallah uçmam. Ay bu var ya, uçar bir şey değil mi? Çok korkuyorum şu an, bakar mısınız? Hiç şey yapmasam mı ki? Annemi mi beklesem? Of, annemde bugün araba ya. Araba da yok. Çok korktum ben. Ay ben şemsiyeyle dolaşmaktan korkuyorum galiba. Ne yapsam? Neyse. Şemsiyeyle bir çıkayım bakayım. Kapatıyorum kamerayı. Şans dileyin. Esneyip duruyorum ya. Kaç gündür sürekli koşturuyorum. Ben bu kadar dışarı çıkmaya, koşturmaya alışkın değilim. Artık sadece gezmek için dışarıda bulunmak istiyorum. Bu da çok bencilce bir istek oldu galiba ama işin şakası bir yana, birkaç evrak işiyle falan uğraşıyordum. Onlar beni birazcık yordu. Sabah mesela kahvaltı yapmadan çıktım dışarı. Koşturdum, sağ olsun yardımcı oldular bayağı bir. Dışarıda bir şeyler yedim. Onlar ikram etti. Çok da iyi oldum. Ev darmadağın tabii ki. Evi toplayacağım. Daha sonra size dün çekeceğim, bir video çekmem lazım dediğim videoyu çekeceğim. Bak gene esmeme geldim. Buraları toplayayım, bir yeşil çay yapıp uyusam mı ya, bilemedim. 2 gündür böyle işlerim çıkıyor, dışarı gidiyorum. Sonra dönünce video çekemiyorum, hani dağılıyorum. Dışarıda koştururken video çekmek aklıma gelmiyor. Eve gelince de tertim çıkmış oluyor, yoruluyorum. O yüzden 2 gündür tam çekemedim ama zaten asıl derslerim yarın başlıyor. Henüz ders çalışmaya da başlamadım doğal olarak çünkü okulun ilk haftası. Neyse şu dağınıklığı bir toplayayım ben artık. Müzik açacağım. Karma müziklerden bu çıktı. Sabah o yağmurda, fırtınada çıktığım yere şimdi güneşli havada da gidebilirmişim birazcık beklesem. Gerçi saat kaç oldu, bu saatte de kalmazdı herhalde. Size bir arkadaşımın güzel bir girişiminden bahsedeceğim. Bana da hediye gönderdiler. Çok güzeller. Böyle birbirinden güzel defterler tasarlıyorlar. Bunlar kendi tasarımları. Her şeyle kendileri ilgileniyorlarmış anladığım kadarıyla. Bakar mısınız güzelliklerine? Videolarda bunları ben çok kullanırım ya. To do list falan yapıyorum ya ben. Yaptıklarıma tık atarak çalışmayı seviyorum. Siz de ders çalışırken, işlerinizi hallederken bu tarz küçük not defterlerinden yararlanabilirsiniz. Kullanıcı adını bırakıyorum. Aşağıya da linkini bırakayım Instagram sayfalarının. Oradan satın alabilirsiniz isterseniz. Gerçekten çok güzeller. Günaydın. Görüntümü ve sesimi kapattım sizinle konuşabilmek için. Wow, güneş çıktı bir anda. Başlıyor. So,
Bugün ilk ders olduğu için böyle son dakika uyandım. Çok şey yapacağımızı düşünmüyorum. Ders normalde 8.40 hoca 9'da başlayalım diyor. Ben de bunu tahmin etmiştim. Bir de bugün ilk ders olduğu için bence syllabus'tan bahsedecek. Sınav olacak mı olmayacak mı? Ders nasıl işlenecek? Onlardan bahsedip bırakacak bence. O yüzden son dakika uyandım. Birazdan ılık su hazırlayacağım kendime. Hocayı bitirmeyeyim. Bir dakika. Doğru bilmişim. Bu asansöre günde 3 defa falan biniyorum herhalde. Ne 3'ü? En az 4 olur. Bu mantıkla düşünecek olursak. Neyse saçmalamayı bir kenara bırakayım. Dersten sonunda çıktım. Bugün biraz daha insanlarla tanışma, dersi tanıma, derste neler yapacağımızla ilgili konuştuğumuz bir ders oldu. Birazcık sıkıcıydı, kabul etmek gerek. Şimdi birkaç işimi halletmeye dışarı çıkıyorum. Ondan sonra annemin diş randevusu var. Annemle birlikte oraya gideceğiz. Annemi yalnız bırakmak istemedim. Bu arada Ankara'ya gideceğim tarih kesinleşti. Bugün günlerden Perşembe. Bir aksilik çıkmazsa yarın akşam Ankara'ya doğru yola çıkıyor olacağım. Güneşli ama rüzgar da var. Gideyim şu işlerimi halledeyim bir an önce. Güneş parladı. Değişik bir vlog oldu. Nasıl bir vlog oldu ben de anlamadım. Aa ben bir şey unuttum. Süremiyor musun bunu? Bir hiç sürmedim işte kalın taban ya. Yoksa bir sıkıntı yok. Aşırı karanlık. Şurayı açsam. Saat 10 oldu ve biz eve daha yeni gidebiliyoruz. Kuzenimizin yanına uğradık, anneanneme uğradık. Çünkü ben yarın yola çıkıyorum. Kesinleşti artık. Normalde akşam otobüse gidecektim Mehmet'le birlikte. Bir önceki videoda sizi tanıştırdığım arkadaşım. Hatırlarsınız belki. Daha sonra bir arkadaş daha eklendi. Onunla birlikte arabayla gideceğiz. İyi oldu bence arabayla gitmemiz. Ben otobüste rezil olmak istemiyorum açıkçası. Yarın sabah da erkenden kalkıp valiz hazırlarım. Ay çok güzel bir ay var şu anda gökyüzünde. Bak. Yeni bir günden günaydınlar. Bugün olabildiğince erken uyanmaya çalıştım. Çünkü bugün Ankara yolculuğunun başladığı gün. Ve bugün okulda bir dersim yok online de olsa. Cuma günlerim boş yani. Bu bayağı güzel bir şey. Cuma günlerinin boş olmasını çok seviyorum. Valizimi hazırladım. Yani neredeyse hazır. Bayağı bir toparladım. Kıyafetlerimi falan hepsini bu şekilde yerleştirdim. Daha gelecek tabii birkaç parçalı eşya daha var. Sığarım diye düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. Maskeler var. Kendime yedek maske alıyorum bir sürü. Ankara'dayken kullanmak için. Bu şekilde annem içeride poğaça yapıyor bize yolda giderken yiyelim diye. Akşama doğru orada oluruz zaten. Bugün bütün günüm yolda geçecek yani. Heyecanlıyım. Ankara'yı gerçekten çok özledim. Suyu yoldan alırız ya. Şuradan vereyim sana bir şey. Yok yok yoldan alırız. Annem bize muz koydu. Ve poğaça yaptı. Valizim de hazır. Şimdi çıkabiliriz. Şey nerede? Bilgisayar çantam burada. Asker nerede? Gidiyorum. Önce Ecem gitti şimdi de ben. Ağlayayım mı? Ağla demiyorum canım. It's not my fault, don't walk away, cause I don't quite know what you're running from. Şu an onu çekiyor. Ne diyeceğiz? Sen bunu kesersin herhalde değil mi? Ben sen bir başla önce. Ne diyeyim ben? Sen ne diyordun vlog çekelim diye? Tamam, sen tamam, konuş. Tamam, çek kanki. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ben konuşamam mı? Oğlum, kapat şunu bir. Benim oralım nasıl? Rezil oluyor. Tamam, konuş. Neredeyiz? Merhaba arkadaşlar. Konya istikametinde
radara girdik. Hızımız... Ne radarı ya? 180. Manyak. Hem aç diye hem konuşmuyor ya. Oğlum ben de geçmem. Doğukan ne güzel konuştu. Sen niye konuşamıyorsun? Benim bu resmi. You're running from, 'cause all my friends they think I'm fun. You take yourself too seriously.